Gidebiliriz olmasa. Hadi. Şöyle. Merhaba arkadaşlar. Gezgin rotasında bugün misafirlerimiz var. Evet Ali abi. Ben Ali Gül Açar. İstanbul'dan geldik. Memleketimize silah-ı rahim yapalım dedik. Ayağımıza sağlık abi. Amin. Kaynanamız var. Tek başına evde. Onu yoklayalım dedik. Bu arada da Yakup kardeşimizi ziyaret edelim dedik. Allah razı olsun abi. Ayağınıza sağlık. Yengemiz de var. Evet. Yenge de evet. Çok meraklı. Çok o da... merak ediyordum. Nasip oldu. Ben İnşallah de... yenge. İnşallah. Şimdi sizi size biraz yürüteceğiz daha evimize olsun, doğru. Olsun. Köpeğimiz de var. Alışkınız yürüyor. Yok yok sıkıntı yok. O çoban köpeği o. Baba bugün misafirlerimiz var. Diyeceğin bir şey var mı? Allah şükürler olsun. Dostlar. Yani daha evimiz yani, dostlarla da daha güzel diyorsun yani değil mi? Daha güzel, en güzel ziyadesiyle. Şöyle çıkalım daimimize doğru. Buyurun seyre. Ha, aynen yenge. Buralar domuzların dürtüğü. Köpeğin olması iyi bir şey. Şuralar hep domuzların olduğu bölge. Domuzlar mı yapmış? Şu anda karşılaşmadık abi de. Muhtemelen denk gelecekler yani. Köpekler, çobanlar çekildi miydi? Burası onlara kalıyor. Eskiden yoktu. Çobanlar göçtü. Arada gelip gidiyorlar. O yüzden hemen buraya çalışmaya başladılar. Her an çıkabilirler yani. Aynen. Her an her şey olabilir diye. Mekan onların artık. Bizler misafiriz. Domuzuna bekleyse ne yapalım? Valla. Açar mı? Değil mi? Valla. Hiç başıma gelmez ama. Yok köpek gitti yenge. Sen rahat ol. Bugün misafirlerimiz var. Ali abi ışıladık hemen. Vallahi antrenman olmayınca. Abi elinde güzel de bir şey var. Vallahi bu feneri getirdim Yakup kardeşimize İstanbul'dan. Camı burada kazaya uğradı. Ta İstanbul'da sapasağlam getirdim. Nostaljik eski şeylerden. Burada kazaya uğradı ya. O kadar getirdi kırılmadı. Evde kırdı. Öğreniriz bulabilirsek camını bulmaya çalışırız inşallah. İçine gaz doldururken çat dedi kırıldı. Nasip. Olmasa güzel bir şey. Güzel bir şey yani. Eski günleri yad edeceğiz inşallah. Gene de yanıyor. İnşallah. Şöyle bu. Baba sen... Rehber sensin. Sen devam et. Ben çekerek misafirlerimizi. İleride. Yoruldum yenge. Valla babama soracaksınız o bilir. Bak araba nerede kapıya mı çıkmış? Biliyorsun değil mi? Malcı. Atlandır. Geçilir. Atlandır veya da Düllü Mehmet. Onun oğlanlardı. Hüseyin vardı bir. Hüseyin. Mehmet abinin oğlanı. Güzelmiş vallahi buralar. Dağlar, taşlar. Çok güzelmiş yapım. Buralar eskiden düşünmek lazım yenge. Şu an yalnız bizler ve işte malcılarla beraber başka kimse yok. Eskiden buraların hepsi bağımış. Küfe küfe üzümler. İşte. Şey var ya, yengem var ya, Demircan'ın gelini Ayşe yenge. Burada ot işlerken, ekin işlerken, böyle dinlenirken uçak geçmiş. Uçak geçince var ya,
Helikopter. Helikopter miydi? Helikopter. Şey sanmış, aman beni görecekler diye yatmış, kulaklarına tıkamış yere bir yatmış. O ihtilal zamanında asker maskere indirme şeyleri olduğu için onları hatırlamışlardır. Helikopteri hiç görmemiş ya. Ondan dolayı o zaman. Abi ondan dolayı, anam bu demiş beni görecek demiş, yere bir yatmış korkudan kulaklarına tıkamış. Yani onu anlatırdı dedi. Karşıda davarlar da var. Adnan abimizin davarları. Odunumuz, yakacağımız var. Kesim zamanı olunca. Ha şurası yenge. Köy görükür. Ağaçlar kapalıyken daha. Karşı mı? Ha tamam. Elinizi kestirimden. Aşağı pembe çatılar çıkıyor. Kaygısız gelin. Yenileme yapmışlar. Kaygısız gelin. Mustafa rahmetli evet. Mustafa mı var Dumru? Evet. Onun yeri. Şifalıymış geçen evet. Abimizin teki bahsetti. Yorum yazmış. Yorumlardan biz de öğreniyoruz. Takipçilerimizin yazdıklarında. İşte şöyle kuyuyu göstereyim. Bir bakalım buz çözdü. Baba kuyuyu sen mi açtın? Oo. Kuyu dolmuş. Geçenki 55 milim 50 milimlik metrekare yağış almıştık. Dipteydi. Kuyu tamamen dolmuş. İnşallah. Bir saniye. Yok. Birisi gelmiş ve evet ummadığım bir şey zorlamış birisi. Ama su dökünce çıkar. Yok yenge tulumpanın şeyini bozmuşlar. Birisi uğraşmış bunu ve tulumpamız şu anda çalışmıyor. İçindeki şeyini lastiğini bozmuş. Maalesef böyle şeyler olabiliyor işte. Olmasa iyi ama insanlar. Ya su dökünce bizim de vardı tulumpa su dökünce çıkıyordu. Yok don vardı. Geçenki videomuzda çektirdim ben. Birisi don zorlamış. O zaman don da çalıştırdı. Birisi zorlamış bunu. Kuyu kapattıydık biz giderken. Kuyuyu açmış. Bir bakayım. Şey mi çileklerin İnşallah. Olduğu yerde şura mı? Çilek bahçesi burasıydı. Ne güzel. Yine şu oralarda var yenge. Şu ben üst var. Taraflarda varlar. Şu aralarda da var. Çıkan çıkar artık vahşi bahar bir şekilde. Çıkar, hemen düşmesin diye. Baba sen şey yapma boş ver. Ben onu bir bakacağız. Vidayla halledeceğim ben onu. Sonra şey yapacağız onu. Evimizde böyle yenge. Buyurun geçelim olmazsa. Çok tatlı. Çok şuna can sıkıcı bir şey ama oluyor maalesef kırsalda. Burası biraz nemli, yağış. İnşallah içeriye yağış almamıştır. O yoğun yağışta. Babam eski günlerden biraz konuşturum. O anlatıyor. Sen şey ne ben içeriye bir düzenleyeyim. Şimdi ben temizleyeyim. Ben bir hazırlayayım yenge de. Şimdi babamı tanıyor mu Demirci Mehmet? Bilirim canım. Bilirim değil mi? Hayır. Babanızı yani hatırlamıyorum da. Yani abim var köyde.
Yanlış mıyım? Şey, doğru, Osman abi. Sakallı. Ha, sakallı. Ha, o var. De, evet. O var. Yani başkasını tanımıyorum. Pardon. Yani hatırlamıyorum yani. O şimdi emekli ya. Yazları geliyor köye. Ha, çok o, iyi. Çok oturuyor. İyi. Kışında şimdi İstanbul'da. İstanbul'a mı gitti? Şimdi İstanbul'da. E, hayırlısı. Öyle hayırlıdır. Öyle iyi düşünmüştür. Faik babamı tanıyor mu Faik? Faik'i tanıyor mu? Karacoluk'ta bahçesi vardı. Yani, Karacoluk'ta. Yakınıdır biz kardeşim. He. Yani şimdi sizin oranın yani yukarı düzlükten itibaren kısa bir mesafe var yani. Size yakın mıydı? He, uzaktı, uzak değildi yani. Karacoluk'a değil mi? He, alt tarafında Karacoluk vardı. Sonra, doğru, yakın. Herhalde tarlalar yakın. Şey, tarlalardan bir ortağa ekerdik. Hani çiftçiliğimiz var da. Evet. Gelmiş geçti değil mi? Yok, çok anladım. İyi günlerdi yani. Herkesin kazancı olduğu gibi bizim ailecek kardeşler öyle de kardeşler. Şimdi eski insanlar daha başkaydı. Şimdi her şey değişti diyoruz ya. Evet. Ama insanlar değişti. Doğa aynı. Dağ taş her şey aynı. Ama insanlar değişti. Hani yediğinle, alın terinle, hani kazancını, hani kendi tabirimle söyleyeyim de, daha lezzetli gibi. Evet, her şey alın terinle iki daha lezzetli her şey diyor. Evet. Şimdi her şey şey oldu, doğallıktan çıktı. Öyle şey. Ne güzeldi. Karlar filan. Kazarlı, kazarlı. Bağ mıydı burası? Bağ. Bağdı. Üzümler vardı. Burası babayın mıydı Elim abi? Dedemin salıyor da. Hani ebemindi. Ebem de sonra anama geçti ayrı. Şimdi anamın. Yani affedersiniz bir diş problemi var da. Yani konuşmaya girmiyorum da. Olsun. Ve o dayım nerelerde oldu bilmiyorum. Yani düşüncedeyim yani. Ben küçüklüğümde biz babamın ileride de tarlası var. Evet. Cıvıl cıvıldı burada. Herkes iyi hatırladım. Ekin ot işlemeye gelirdi. Tamam. Evet. Çok güzel anılar geçti eski yıllarda ama şimdi köyde kimse kalmamış. Suyu soğulmuş, değirmen gibi kalmış köy. Evet, ben de bir her söylediğimde hani kuyu da su yoktu da az da o hep oraya geliyor aklıma. Dersin. Ya eski günleri özlüyoruz işte. Şuralar işte yani geçimlilik düzenli kardeş toplumun İnsanların birbirleriyle geçimi önemli. Hani dinin temeli de ona dayanıyor bir bakıma. Onu yani çok acıyla üzülüyorum yani. Yani kendim adıma geçim. Devamını çekemez. Şart sorduğum birinci gün biter. Her şey kardeş be. Allah her şeyin hayırlısını versin. Yani kardeşler deyince hani ayırdımsız yani öyle sıradan olarak yani söyledim. Onlarla beraber konferanslara falan gidelim. Yani o çevrenin şeyden de. Oradan kardeşimizi ziyaret edelim. Mağazaya gelirler. Ben yapacaktım abiye de. Onlar, çok anlamam ben. Videolarda da diyorum ya. Biraz eksiğimizle. Biraz tahsil yapmış. Hoca olmuş. Ben ise tam yaklarım o sebebe dayanıyor yani. Sonra neler oldu kardeş.
Bizim personel canları sağ olasıca Sümer Baktaş'ı vazifeli görevli yokmuş gibi hep beri gönderilirdi. Ama hiç aklıma başka şey getirmeden hemen uzun uzun giderdim. Şey, yani demek istediğim şu da Bale'ye gönderdilerdi. Orada bir şeyler olmuş. Yani affedersin işte bir yani baskın falan yaparlarmış. Yani öyle bir yoksa şeylere demeyim de. Karaca ismiyle birisiydi de oraya vardım. Düzelmiş sayemde. Yani o gün yani biraz hoşa giden şekilde davranınca yani karşı şeye karşı taraf düzeldi, sevindim. Evet. Şimdi ise namaz kılardım. Bir vakti geçirmezdim yani okul mesela. Öyle mi? Evet. Askerde, askeriye de dahil. Askerde de kılardım namazı. Alay komutanım vardı, Alaaddin Özgen diye. Hep severler de ben de onları severdim. Yani onlar rütbeli subay. Her birisi böyle komutanı. Sense erdin değil mi? Ben de yani çavuştum. Çavuş. Yani ha, maşallah. Çavuştum. Çavuştum maşallah. Sabun var mı? Akşam çıkardık. Eğitim alanında. Oradan yıkarız. Orada mı yıkıyorsun? Hani yokuşlar var. Engebel araziler. Oraya gittik. Oradan girdik. Orada akşam eğitimi. Askerlik anıları, çocukluk anıları hiçbir zaman unutulmuyor. Aynen kardeş. İşte şimdisi de hani o zamanki düşüncemle kafamla hani din kardeşliği orada yıkıyor. Yani bazen çözülmüş. Yani tabii hemen geçeyim. Bayağı hani kardeşliği yani daha şey oluyor da, hoş, güzel oluyor da. Feyiz olması bir başka önemli, bazen içi açılıyor insanın. Hani manevi yönü açılıyor. Yani o yönler. Başka ne olsun kardeşler? Valla, yani babam da biraz çevrim dışarıda. Yok canım. Şey Faik abi falan hani yakın komşuyuz komşu sayılırdık yani. Senin orada tarlan mı vardı? Tabii. Hani şu Ümecek istikametinde hani yani çıktık yerde yokuşun bittiği yerde tepede bizim tarla vardı. Var orada. Ha düzlükte değil mi? Böyle düzlükte. Düzlüğün başladığı yerde. Tamam. Evet. Dün mü? Dün gittim ben evvelsi gündü. Vardım oraya. Evin içinde ocak başında ateşi yaktım. Oturdum biraz. Şey olmuş artık. Harabe olmuş hani. Evet. Eski güzelliğini kaybetmiş bakım olmayınca. Orada şey, elma bahsede, yetiştiriyorlardı. Burada şey vardı. Geçimini nasıl sağlıyorlardı. Yerim vardı. İşte o işte elmalar hep mahvolmuş. Akılmayınca yani. Evet. Kurumuş kalmış. Bakarsan bağlı bakmasan da. Bak olur. Burada eskiden belki de bağ mıydı bura? Sıralıydı yani. Üzümler yetişirdi. Birbirlerine yakın şekilde asmalar vardı, çubuklar vardı. Mevsimi geldiğinde de üzüm verirdi. Gerçi pek üzüm kaynatmazdık ama yemeğe, yani yeme içmeye ikrama yeterdi yani. Kendi yiyeceğin yetişiyordu. Aynen.
Ama hiç üzümün çubuğunun eseri kalmamış. Baksana. Tarla olmuş. İleride babamın yeri de vardı biliyor musun? Uzun yazı var ya orada. Uzun yazı. Biraz ileride. Şöyle koyakların falan başladığı yer. Ha, orada biraz ileride koyular falan var. Ha koyu başında şurada, mı? Şurada şurada. Abimiz geldi. Büyük bir kabağaç var. Şuradan görürsün şöyle bakınca. Büyük bir kabağaç var. Kabağaç. Burası. Hatırlayamadım ya. Aslında hatırlarsın da şuradan bir baksan o kabağaç görünür. Yani bilirim de sizin yer olduğunu babamın tabii ya. Babamın kardeşlerinin hepsi üç kardeşti. Üçü de demirciydi babam. Çok güzel meslek. Çok güzel. Allah rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimizin. Biz onlardan razıyız. İnşallah onlar da bizden razı olmuştur. Bayramlarda filan ziyaret ettikten sonra kardeş. Gerisinde Cenab-ı Hak takdir eder. Gönlümüze feyiz getirir. Yani inşallah diyerek yapmak yeterli yani. Ziyaret yapmak yeterli. Çok önemli. Gerisi. Dünya boş. Ha, evet. Hepimiz kardeşiz. Aynı. Hepimiz. Evet. Akrabayız. Evet, uzaktan aynen. Birbirimizle köyde. Filmlerden hani biraz araştırıcı düşünceyle izleyelim de işte oradan bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum yani. İlk defa bunu söyledim de. İsimleri geçiyor bazen. Fazlasını biraz eksiklerim var da o bir şeyde yani. Geçmişimiz böyle. Çekin bu aracı. İçeriği boşaldık. O şekilde çalışacağız. Gayrimüslimleri mi yönetti? Yoksa İslami büyükler mi yönetti? Hani araştırma ihtiyacı duyuyor yani. Yani o yönlü kardeş. Ya Filistin mesela, genel manada. Üzülüyoruz hep. Filistinli kardeşlerimize çok üzülüyoruz. Evet. Vatanlarını terk etmiyorlar. Orada şehit oluyorlar. Suriyeliler gibi değil ki. Suriyeliler bak bize geldiler, misafir oldular ama o insanlar orada ölüyorlar. Vatanlarını terk etmiyorlar. Biz de öyleyiz. Bizim Türk milleti. Biz nereye gideceğiz öyle bir şey olsa, savaş olsa? Hiçbir yere gidemeyiz. Biz vatanımızı bırakmayız. Burada şehit oluruz, ölürüz, terk etmeyiz yani. Türk milleti öyle yani. Ali abimizin getirdiği gördüğünüz gibi lambamız. Tabii İstanbul'dan geldikten sonra burada gaz takviyesi yapılırken gazaya kurban gitmiş. Tamamen orijinal. Biz bu şeyini camını buluruz. Muhtemel vardır. Bu tarz ürünler var. Ve de orijinal yani. Süs şeylerinden değil. Alıp burada güzel bir şekilde yakarız. Nasipse. Yengemiz. Vallahi yenge. Eline sağlık. Yemeden afiyet olsun. Yani bizim sunumla yenge bayan sunumu gerçekten farklı. Tabii. Ayağın eli değmesi farklıdır. Aynen ha. Sedirimize. Sedirimiz güzel mi abi? Çok güzel ya valla. Şuraya bak ya. İşte köylülerimiz böyle gelin ya. Sıla-i rahim yapın. Şuraya bak ya. Ziyaretle dedin Yakup'u. Ayağınıza sağlık valla. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel.
kumandan. Evet. Burayı. Burada dinlenirsin abi. Normalde gelirsin. Şey yapmayı düşünüyorduk. Yani kırmayı düşünüyorduk. Olduğum yerde şu tabanda taş vardı. Kırsak dedik. Sıkıntı olacak. İçeriği duvarları dağıtırsak bir şey yaparsak üstümüze yıkarız. Evet. En iyisi dedik. Şöyle öyle sedir yapalım. Öyle olmuş ya. Sedir olmuş. Ne güzel. Takipçilerimiz sağ olsun yorum yazıyorlar, yönlendiriyorlar. Sonradan birisi yorum yazdı. Orayı dedi keşke dedi. Şey yapacağına dedi. Taştan beton yapacağına dedi. Tahtadan yapsaydım da üstünü dedi. Hem soğuk olmazdı hem de altına malzeme koyardım. Doğru. Benim en büyük sıkıntımdı. Kanepe gibi bir şey yapmış olurduk. Aynen. Burada altı boşluk olacaktı. Şimdi taş olduğu için çekiyordur. Şu anda altında iki şey var. Yalıtım malzemesiyle koyacağım sonrasında da. Altını da kullanırdı malzemelerin koyduğu. Şu an en büyük sıkıntımız içeride. Mekanı şey yapamam. Bak şuralara iyi yapmışım. Oralara bir şey koyduk. Oralar saklama var. Evet. Saklama. Güzel. O şey de güzel. Şu cam orada geniş. Cam orayı çiçek mi çek böyle böcek artık. Seneye aldı bir şey özel bir çiçek ektiydik. Kurudu mu? Onu kurudu. Seneye baharın çıkaracak mı bilmiyorum. Onu şey yapacağım. Olmadı. Başka çiçekler ekmek lazım buraya. Evet böyle güzelleşir. Zamanla her şey güzel olacak. Ama bu çok kaynamadı. Güzel olacak. Bütün bu kaynamadı o da değil mi? Niye kaynamadı ki? Şöyle. Görünüşü çok güzel çaydan. Evet. Evet. Çaydan. Elin yanmaz. Yok başta yakınca dumanlı tutuyor bunu yaksam. Dumanlı tutuyor. Şimdi şey yapıyor biliyor. İkisini bir yaktığımızdan mı oldu? Geçen mesele bayağı dumanladı. Şuradan iyi soğuk geliyor. Aslında kullanmadan da buraya bir şey yapacağız. Şey düşünüyorum İnge. Şuraya iki çivimle örtü gibi bir şey. O soğuğu keser. Yardım şey buraya gelmez. Atlar buraya yolun sesi gelir. Buraya hiç gelmez mi? Buraya anca hayvan gelir. At mı gelir? Ama domuzlar şuradan... Çıkacak yeri değil onun da. Yakup, domuzlar şuradan geçse korkar mısın? Ben şey yapmam, babam zaten alışık. Domuz görmüş mü hiç? Yenge, sen dinlemeden galiba size anlatırsan. Anlatıyor diyor. Gece domuzlar şurada çalışır, ben burada çalışırım diyor. Değil mi baba? Yani. Köpekten korkar, domuzdan korkmaz. Korkudan değil de birden hani... Bir de bu hırr etti mi? Sana tinki etti mi? Tuhafına gitmiş. Tabii. Hem domuzlar zarar vermez mi diyor? Ha şeyi ben gündüz yetmiyor bazen de. İş yetmiyor. Akşama alıyor sonra ya şurayı da yapayım şurayı da yapayım derken yani uzayıp gidiyor yani benim bir huyum vardır. Hani illa hatası tamam olacak. Husursuz olacak. Şey yapabilirim de. Hayır onlar da gelirdi. Yani ne bile, ne cesaret de insan alımın yanına geliyor. Onu da aklım vermez bir türlü. Oduna. Senden zarar görmeyecekler ya, ondan geliyor. Onlar bildiklerine. onu anladılar. Anlamış onu. Senden zarar ki, gelmeyeceğini biliyordu. Bildikleri için yani. Ben de hani, yani biraz rahatsızlık duyduğum kişiler vardı da. Biraz kinayeye su verin de. İnsanlardan iyi diyordum yani lafı. Abi bazı insanlardan. Onu yani sürüsün üstüne sürerlerdi. Yani 3-4 köpek yani sürerlerdi. Hoca lan. Sen bizi ziyarete mi geldin ya? Senin sürü nerede? Evet. Yağımız dalgalanıyor.
Evet, burada yani gerçekten insanın moralini bozan bir şey. Bunu kırmışlar. Yani donluydu. Muhtemel birisi geldi. Bunu zorladı ve bozuldu. Yani bu sonuçta bir emek. Ne için geldiler, ne yaptılar bilmiyorum. Yani gerçekten hoş değil. Suyun gelmesine sevindik. Ama bir taraftan da tulumpamızın şey olmasından dolayı, bozulmasından dolayı ciddi rahatsızlık duydum. Bunu sökeceğiz. Artık ne eksik bakacağız. Anladığımız da bir şey değil. Onu öyle yapacağız. Geçen önceki videoları bilenler bilir. Ya tabandaydı su. Tabii suyun dinginleşmesi lazım. Toprakta süzülecek ve tertemiz olacak. Şu merdivenler yani aşağı doğru iniyor. 6 metre derinliği var. Burası komple dolmuş. Şimdi buraya zarar veren arkadaşlar bir de ayrıca burayı açmışlar. Biz o gün kapatmıştık misafirlerimizden. Su almış olabilirler. Kova dışarıdaydı. Yani burayı da açmışlar. Allah göstermesin. Burada hayvan düşebilir. İnsan gelip düşebilir. Biz burayı devamlı kapalı tutuyorduk. Böyle de bir sıkıntımız oldu. Yani gerçekten ciddi sıkıntı. Şimdi şöyle manzaraya bakarsak bir de çoban köpeğimiz var. Bugün bizi yalnız bırakmıyor. Yemeğimizden ona da vereceğiz. Misafirlerimiz nasipse babamla beraber koyu bir sohbete koyuldu. Şimdi burada şöyle göstereyim arkadaşlar. Lavantalarımız var. Hüseyin kardeşimizin diktiği lavantalarımız da inşallah seneye boylanacak. Burada çilek, çileklerden kalanlar var. Burayı bostan ekmeyi düşünüyorum nasipse. Korunaklı olduğu için seneye kendi domatesimizi, biberimizi yiyeceğiz. Burada güllerimiz var. Kuyumuzun sağında solunda güllerimiz bu şekilde. Bu da börtük kuşun kurdun su ihtiyacını yazın karşılamak için yaptığımız şey. Evet. Şunun içine böcek düşmüş, ölmüş. Onu çıkaralım. Şu an su ihtiyacı yok hayvanların ama yazın ciddi ihtiyacı oluyordu. Evet, misafirlerimizin yanına gidelim. Hemen çayımızı demleyelim. Güzel. İyi kaynadı. Biraz daha mı kaynasın? Yani kaynasın. İstersen yine çökmeyebiliyor bazı. Bir iki fazla olsun.
çayımız çökmüş. Gördüğünüz gibi cam çaydanlık olunca çöküp çökmediğinde direkt belirliyoruz. Eline sağlık yenge. Sergi sereyimle. Çağ verir misin? Tamam, vereyim. Hadi bismillah. Allah eksiklerimizde kusura bakmayın. Ne kusuruyoruz. Ne güzel işte. Aynı dağın başına bu kadar. Şunu... Allah her şeyi vermiş. Hı-hı. Bismillahirrahmanirrahim. Durduk yere bir yemek oldu ya. Bu şu an nasıl kuzu? Kuzu. İyi. Güzel pişmiş ya. Şunu babam için çay suyu çayda su kaptırıyor. Şuraya şey için sürahayı aldım. Ona özet ettiriyorum kuzumla. Yok Allah helal et. Afiyet olsun. Yerine sağlık. Afiyet olsun. Kesinize bereket. Tuzu falan iyi olmuş değil mi? Ben tuz aramam ama şeyse verebiliriz onu. Tuzu iyi iyi. Tuzu iyi. Yani iyi iyiymiş diyorum tamam. Tuzu iyi. Şimdi tamam. Buraya sığışıyoruz. Ne güzel işte. Yazın geniş bahçeyi kullanacağız inşallah. Yazın yoracağım. Çaysız olmuyor abi sofra. Daha da özellikle çayın yeri daha farklı. Hı hı. Evet. Neresi? Şu karşısı bak. Ha şu karşı büyük ağaç mı? Hı hı. Orası sizin tarla. Evet. Kaba ağaç orası. Kaba ağaç. Kaba ağaç derdi buraya. Şurası şey işte gözetin olduğu şu hı. Uç var, burun hı. Var, taş burun. Orası gözetmiş. Bunların Haşim ağaların bahçesi şu kuyu şöyle aşağı inerdik. Orada şey vardı. Kuyular var evet. Kuyular var. Oradan su dolduruyduk. Tarlamız ekin işlerken orada. İşte oraya götürüyorduk. O baharın ilk geldiğimizde daireyle uğraşırken buralar güzeldi yani. Yemyeşildi falan. Buraları çok gezdim. Tabi atıl, şunlar armut, buna benzer ağaçlar da var. Şu ağaç mesela armut. Sapsarıydı, bakır. Bakır hastalığı vardı yanlış değilsem yapraklarında. Bakır pas mı diyorlar o tarz bir şey. Evet. Şöyle bir gelin. Bizim tarlayı hemen tanıyalım bak burada. Evet. Tamam ya. Şurada çok elmalar yetişirdi bak hala. Aşağı mandallar. Elmalar şey duruyor kurumuş. Bak şurası. Domuzların çalıştığı alan belli abi. Bak aşağısı vadi. Toprak deşilmiş. Toprak güzel yani. He. Burası yemyeşil olur. Çayırlık gibi böyle. Evet. O şeye gittim orada kaba ağaç dediğin yerde de şey var galiba abi. Böyle alış benzeri bir ağaç da var orada. Gittiğimde çektiğimi hatırlıyorum yani. Ya o ya şovuştaki. Ya orada bir armut olacak. Armut muydu? Doğru. Tamam.
Acayip çiçeği vardı. Ben beyaz çektiydim bir. O sonrasında vardı. Gidemedik. Bir unuttuk. Burası da işte şöyle gidersek eski evin olduğu yerin aşağısına gözete gidelim istersen abi. Gidelim. Burada yol yok abi. Bizim evin oraya zorla mandallardan seki seki atlayarak gittik. O tarafa gidersek görürüz zaten. Ha. Gözet isminin niye... Bu ev öğrenmiş haşim ağalarının. Ya bu yan tarafı onların. Ya burası. Yani ben ev yaparken taşla olmaz dedilerdi. Hatta buralar çektiydim. Eski örnek olarak. Şurası mesela ocakbaşı. Ha, şöyle bakarsan. Şurası ocakbaşı yeri. Ha, biz böyle yapamadık. Yani şu ev bile benim evimden kat kat geniş. Geniş baksana. İşte biz geniş yapamadık babadan dolayı da. Baba karşı çıktı. Farklı düşünceden dolayı. Onun kafasında canlandırdığı bizimkinden farklıydı. Anlatamadık. Ya burası eski bir ev yeri. Şurası da gözetmiş. Geçen Mehmet Gültekin Hoca. Adil Gültekin Hoca'nın oğlu. O geldi. Gözet derlerdi buraya dedi. Oradan öğrenmiş olduk. Gerçekten de buradan bakınca köy şu uçtan köy ayaklarımızın altında. En aşağı 4-5 kilometre yine var. Buradan 3 aşağıya bakınca 4-5 kilometre var. Gözet işte buradan köyü gözetleyip buradan irtibata geçiyorlarmış. Evet evet. Buradan manzara çok güzel. Tam ada bu şekilde. Şurayı görüyor mu abi? Bak daha da koruyor. Ne olduğunu biliyorsun harman sen. Orada. Harman aynen. Sapasağlam harmanımız duruyor yani sanki aynen. Yeni kullanılıyormuş gibi tesviye aynen. Yapılmış gibi o derece mükemmel yani. Acaba bizim tarlaya geldiğimiz yol mu şöyle ya? Şöyle. Daş dibine doğru gidiyor. Babamla şuradan gittik. Şu daş dibinin oraya dedi yoluna bağlantıyla gidilen bir güzergah var burada. Şu aşağıdan gelen yol herhalde burası değil mi Yakup? Yok. Aşağıdan. Aşağıdan gelen karşıdan geçer. Öyle mi? Karşıdan şu şurası bak abi. Şu ileri taraftan böyle gider. Kıyımcılar kestiği için biraz yol kendini gitti o ağaçları. Gözet bölgesindeyiz. Erenler karşıda Erenler Dağı, Sivri Dağımız, çatın üstündeki vericilerin olduğu Deli Bayam dediğimiz nokta. Yani köyü tamamen hakim bir şekilde yukarı dalamaz bölgesi. Köyü buradan izleyebiliyorsun. Eski günleri yad ettin abi sen de. Ya, sayende eski günleri hatırlamış olduk ya. Allah ayağınıza sağlık. Güzel oldu bizim için de. Çok teşekkür ederim Yakup. Ne demek abi? Geldik, bizi memnun ettin. Bizi İnşallah. Ağırladın. Yazın daha güzel, daha mekanı düzelttiğimizde de inşallah geliriz. İnşallah. Sıla-i Rahim yapmaya geliriz. Yazda geliriz. Gene görüşürüz inşallah. İnşallah. Köpek burayı bizim iyi sahiplendi abi. Yenge de alıştı köpeğe. Nasıl alıştı mı tatma? Arkalı da. O ekmeği yedi gün anda zaten evet. Sahiplendi bizi o. Evet, bizi koruyor şimdi. Tekkede bulunur mu? Nasipse abimizin dediği gibi bu yemişlerin bir çayını içeceğiz. Doğanın bize bahşettiği güzelliklerden istifade edeceğiz nasipse. Akşamın güneşi gördüğünüz gibi vadide. Şu karşılarda gölge çöktü. Dağı aşmak üzere. Bizim dağ evimizde de son ışıklar diyebilirim artık. Misafirlerimizle gerçekten güzel bir gündü. Mekan
Misafirle daha güzel. Gerçekten. Güneş mi alıyor gözünü? Akşam güneşi güzele doğarmış derler. Evet. Güzeliz baba. Nasıl bugün? Bugün misafirlerimiz de vardı. Bugünkü etkinliğimiz nasıl? Çok iyi oldu. Eşle dostla daha güzel değil mi? Daha evinde vakit geçirmek. Evet. Çok önemli. Ayaklarına sağlık, sağ olsunlar. Ferdi'nin dediği gibi akşam güneşi açıyor. Yine dertlerim. Allah'a şükür dertlerimiz, tasamız kalmıyor da evimizde. Burada vakit geçiriyoruz. Şeyi de belirteyim arkadaşlar, yorumlarda da cevap veriyorum genellikle, gecikmeli de olsa. Evin etrafındaki inşaat malzemeleri, odunlar, keresteler, şu an tutmamızın amacı orada o malzemelerle yine çalışma yapacağız. Yaza doğru baharın. Diktik oraya çünkü yağıştan etkilenmesin diyerek. Nasipse orada da güzel çalışmamız olacak. Şöyle buradan buraya kadar. Şöyle selfie çekeyim. Vallahi çayımız da tavşangan olmuş. Duman üstünde. Bu da yenge sağlasın. Bisküvit ve lokum. Ne diyorduk buna? Lokum bisküvit. Bozkır'ın silümü oluyor. Eskide düğünlerde. Ama elim yandı. Aman yine. Güzel bir şey olmadı mı çayın? Oo, tavşan kanı ne oldu? Çıkmış çayda ha. Çaydanlıktan mı? Sudan mı? Çaydanlıktan da sudandı. Çaydanlığı ilk defa test ettik. Soğuk su dökülse. Ayarlayacağız baba. Bir tanesi şey yapalım. Bir tane. Şöyle şey yapalım. Bunu eskiden nerede yaparlardı? Şey düğünlerde mi? Sarma. Sarma mı deniyor? Sarma. Ha, sarma. Sarma. Aklımıza gelmedi. Evet. Sarma. Hazırlamışsınız. Eski usul. Suluğu da babam için aldım. Babam. O paşa çayı içiyor. Babam. İşte. Ha, soğuk içiyor. Biraz şey yapamadı. Antalyanlar öyle bir severlerdi ki bu. Ama baba dikkat, eğim çok fazla. Kale şeylerinde giderken. Dikkat et. Devrilmez. Bu benim. Ha, o seninki. Şöyle. Okay. Direkt şeye kullanabiliriz. Dışarıdan yemeğe cesaret edemediğim için. Hiç evde filan aklıma gelmiyor ama gelse iyiymiş. Dişlerde bir sıkıntı olmaz baba. Yersin artık. Yiyebilirsin. Dişlerini yaptırdık. Ama alışamadı. Bir eğdi damağı. Evet. Ha, ışık da var ya. Hı? Güneş panelli sistemim var. Daha getirmiyorum hiç, kalmadığımız için akşama. Paneli şey akışını getirmiyorum da. Şu feneri bir yaksanız karanlıksa da. Çok yedik. Düğünlerde şöyle. Düğünler bunlarla okurlar mı? Aynen. Değil mi? Evet. Aynen. Bir de bebek doğunca göbedek. Honça. Honça mı diyorsun? Göbedek yiyelim deriz ya. Honça da mı diyorlar? Böyle bir şey de isimleri var. Bozkır merkezde. Evet. Değişik. Annesi gibi Bozkır'da mı oturuyor senin hanımın? Hı? Yakın mı? Bozkır'da. Yok. Çaydan da nasıl güzel görünür değil mi? Kendine bak. Çaydan da.
Ne kadar kaç aldı onu? 250 olması lazım yani. Aynen. Senden öyle satar. Doğru. Var. Nasıl pahalı değil mi küçük bir şey? Sunukla beraber 300-400 lira ben buldum galiba toplamda. İşte. Ama ne oldu? Onu boşal diyorum yalnız. Giderken donar da cam olunca patlatır diye. Burada korkumdan. Tabii donar o. Hemen boşal. Babam çay içsin diye getirdi. Biraz daha çattılar. İnşallah pek olmaz da. Ben kahvelere girdiğimde bir iki kere oldu. Hı? Su aşılar verdiniz diye. Hı hı. Acil ihtiyacım vardı. Hı hı. Yaparlar baba. Yani uzak mesafe şehir gittiğim için. Evet. Kendimi hazırladım. Öyle gördüğünüz gibi. Çekiliyor mu video? Lokum. Çekiyor yenge. Lokum, püsküt, sarması. Göbedek de denirmişti. Göbedek. Devamlı eskiden bunlar şey yapılıyordu. Hatta bir firmanın teki bu şekilde paketlemiş. Laylonu da paketlemiş. Küçük bisküvit içinde lokum evet, satıyorlar öyle. Öyle de satılır şey diye. Kapalı çarşıda. Ya. Ali abi Allah razı olsun. Baba bak yağmurlu havalar için giderken gelirken. Bu olduğu zaman var ya. İçeride, evin içerisinde, dışarısında yağmur geçmez. Hiç farkı yok diyorum yani. İçeride çalıştık gibi. Kapatma geçir. Geçir iyice düzelsin. Sana bomba işlemez artık abi. Hakikaten. Hani o lüksleri bekleyecek misin? Şu damakları şöyle. Damağa basacağım. Çıt çıtlı. Şöyle. Çıt çıt yap. Teşekkür ederiz. Güle güle kullan ya. Güzel oldu vallahi. Yağmurda hiç başımda geçir dışarıda yağmurda dur. Hiçbir şey olmaz. Geçen yağmurda gittin ya ondan düşündü galiba Ali abi. Gal gal dedi ama kalmalıydın. Yağmurda ıslanarak gittin. Şeye de yoktu yanında. Ne zamanda? Geçen de gördüm şeyde videoda. Yağmurda balık atıyorum. Yaptıydık ya bebeğin Hüseyin'le. Sen gittin gal ya. Gal dedik de kalmadın ya. Unutmuşum ya. İşte. Abi bir gittin ya yağmurda, yağmura yakalandın. O halde dedi ki herhalde dedi ıslandı hasta olacak. Helim abi dedi gitti bunu aldı ki ona götüreyim hediye olsun dedi. Sağ olsun bak. Başka bir ihtiyacın varsa söyle yani. Hiç çekinme vallahi. Tek ihtiyacım buydu kardeş. Vallahi. Hep aldığım evde kalıyor. Giyinmeyince. Ne olur? İnşallah giyin baba. Giyinmez. Giyer şimdi yağmurda ya. Islanmamak için İnşallah. Giyer. İnşallah. İyi oldu ya. Abi, bunu nasıl şey yapıyoruz yakarken? Bunu kaldırıyoruz. Ha böyle. Yukarıdan. Yak bakalım çakmağı. Ana, yak. Fitil ya var. Çak çakmağı. Ya nasıl uzanacağım? Dipte gibi fitil. Fitil aşağı mı gitmiş? Ha, tabii dur. Biraz çıkartacağım. Tersine bu tarafa. Çevirme getir. Şimdi yak. Dur ucunu çıkaralım mı? Tamam. Şimdi yak. İyice çıkma diyor ucu. Yeter o kadar. Kasiye mi tutturayım? Yüzgardan herhalde yanmıyor. Şöyle kutuya. Yine gel. Tamam. Ondan sonra çevirip. Al yine söyle. Tamam. Şöyle astık mıydı kız, içeriye? Kıs. Oha. Kıs. Yoksa ferlettirme çok mu kesiyor? Şimdi biz bunun camını alalım. Camı almayınca dışarıya şey veriyor. Evet. Mesela oraya bir yere asabiliriz. Dış mekanda da olabilir. Bu şekilde. Oraya asayım. İçeride. Allah razı olsun abi.
parayla alacaksak alamayız yani. Biz bulamayız da bunu yani. Bunların nostalji oldu bu. Aynen öyle. Tam orijinallerden yani. Eski evet. Sistem. Evet. Yeni şeyler var. Süslü halleri var. Şöyle evet. Bunun şu kadarcığı evet. Ama çok işe yaramaz yani. Bu eskinin ya, tam işte sağlam sistemi yani. Kırılmasaydı ne güzel olacaktı işte. Evet. Kazaya geldi. O da nasip. Biz camı buluruz inşallah diye düşünüyorum yani. Bir de içeriden bakalım. Sen de. Baksana bayrağı. Dağ evinde bulutlu ve bayrağımız, şanlı bayrağımız dalgalanırken veda ediyoruz. Bugün ekstrem bir misafirimiz de vardı. Değil mi koca oğlan? Koca oğlanla beraber abilerimiz, Ali abimiz, eşi, ablamız sağ olsun. Ayağınıza sağlık. Dönüş yoluna geçtik. Çok teşekkür ederiz Yakup kardeşimize. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun abi. Herkese selamlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun inşallah. Evet, babam köpekle köpekle pek arası olmayınca. Hadi baba devam et. Sen önden git. Sen korkuyorsun diye evet. Oyun oynuyor da işte babam sevmediği için. Ha şurayı bir kapatalım. Şurayı bir kapatalım da baba. Allah göstermesin burada. Yani sıkıntı burası. Allah göstermesin birisi düşse kaçsa. Yani açan insan niye açtıysa. Laylonu şey odun domuza koydum baba. O arınacak yenge. Zamanla yeni dolduğu için yağışta gelen yüzey buray ya Allah göstermesin. Hayvan düşer, insan düşer. O konuda tamam gidebiliriz. Sen rehber ol baba en önde. Rehberlik yapsın. Tamam. Aynen yenge. Yazın özellikle dolduruyordum onu. Şimdi kendisi dolmuş da. Kendisi dolmuş. Nerede senin kaldığı orada? Yol buyurmuş. Buyurun. Orada kaldı. Köpek mi? Orada artık da kaldı. Olabilir. Bak şunlar büyüyecek bak Yakup. Aynen. Bunlar büyüsün işte. Aynen. Babam sağa sola tohumdan da ekti ağaç da. Bakalım onlar da. Bulutlar da karanlıktı. Kara bulutlar kalktı. Gökyüzü ağardı dönüş yolunda. İşte Suğla'nın üzeri kara bulutlu. Bizim evet. Geven. Geveni bilirim yenge de. Mallar için mi? Mallar için özel bir yer. Mikrofon çıkmış. Dağ evinde güzel bir günün ardından dönüş yolundayız. Dağ evimiz her zaman dediğimiz gibi misafirlerimiz de daha da güzel. Tabii dağ evimizde eksiklerimiz yok değil. Hep diyoruz yani eksiklerimiz affola. Zamanla günden güne ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Şu eksik oluyor onu tespit ediyoruz.
yapıyoruz. Yorum yapan, paylaşımlarla destek olan, beğenilerle destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Videolarımızda sizlerle, paylaşımlarınızla, desteklerinizle, izlemek, yorum ve paylaşımlarınızla daha da değerli. Sonraki daha iyi videolarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Görüşürüz.